Herkese merhaba. Bugün 17 Şubat 2021 günlerden çarşamba haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Ankara'da Gare kapışması dedik. Gare veya Gara. Kürtler Gare diyor, Ankara'da Gara kelimesi kullanılıyor. Fark etmez ama ortada Ankaralı tabiriyle söyleyeyim, Gara'dan, garadan hareketle söyleyeyim, garabet olduğu açık. Ciddi bir garabet var. Ee, Kuzey Irak'ta bir harekat planlandı ve bu harekat rehine kurtarma operasyonuydu. Her iki türlü de bir başarı hedeflendi. Yani rehineleri kurtarsak da ölü ele geçirsek de buradan bir zafer çıkaracağız. Bu motivasyonla gidildi ama görüldü ki ne milli savunmanın ne sarayın ne içişlerinin Ankara'da bir takım merkezlerin söylemleri birbirini tutmuyor. Milli Savunma Bakanlığı söylemlerine bakıyorsunuz. İşte 10 Şubat'ta PKK bir yığınak yaptığı bir harekata geçecekti, bir hazırlık içerisindeydi. Biz de onun için bu harekatı başlattık deniyor. Sarayın söylemine bakıyorsunuz, bu bir rehine kurtarma operasyonuydu diyor. Saray mı doğru söylüyor, Milli Savunma mı doğru söylüyor? Yani Erdoğan mı doğru söylüyor, Hulusi Akar mı doğru söylüyor? Hatta biz gitsek... Hep hepsini alırdık rehinelerin diyen Süleyman Soylu mu doğru söylüyor? İşte ondan dolayı bugün Ankara'da Gare kapışması, Gara kapışması e, başlığını attık, KCS'ini attık. E, Duvar Gazetesi'nin e, internet sitesindeki haber e, son derece dikkat çekici. Gare operasyonu iki bakanı karşı karşıya getirdi demiş. Buna göre... E, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu muhalefet liderlerine gitmişlerdi meclisteki bilgilendirmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundaki bilgilendirmeden önce muhalefet temsilcileri bilgilendirme için yasak savma, başarısızlığa muhalefeti ortak etme çabası yorumları yapmışlar. Gazete duvardan okuyorum ve bir siyasetçi operasyon nedeniyle iki bakan arasında gerilim yaşandığını, Soylunun biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık yaklaşımıyla başarısızlıktan savunma bakanlığını yani Hulusi Akar'ı sorumlu tuttuğunu iddia etmiş. Haberin devamında bir Nergis Demirkaya haberi son derece enteresan detaylar var ve o detaylardan biri de şu. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu operasyonla ilgili olarak muhalefeti bilgilendiriyorlar. Otopsi raporlarından bakın otopsi raporlarından bahsedilirken Soylu'nun meclis kürsüsünde yanına aldığı ama göstermediği fotoğraflar paylaşıldı diyor. Ölen asker ve polislerin vücut bütünlüğünü gösteren fotoğraflar için bomba patlamış olsa böyle olmazdı değerlendirmeleri de paylaşılmış. Ancak CHP'li bir yönetici bu bilgilendirmeden sonra şu görüşü paylaşmış. Özensiz, dikkatsiz, hesapsız bir operasyon. Bu işi bilenler söylüyor. Rehinelerin olduğu bir yere tank tüfekle girmek gibi kurtarma operasyonu olmaz. Bu başarısızlığı muhalefetle paylaşmaya, muhalefeti buna ortak etmeye çalışıyorlar. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda meşruiyet arıyorlar demiş. Evet. Yine iddialara göre Operasyon Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları arasında gerilime yol açıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biz yap, biz yapsaydık tüm rehineleri kurtarırdık diyor. Evet. Yasak savma operasyonu. Birer saat e, yapılmış e, görüşmeler. Eee otopsi raporundan e, bahsedilirken şunu bir kere daha göstereyim. Soylu'nun meclis kürsüsünde yanına aldı ama göstermediği fotoğraflar paylaşılmış. Onu da gene CHP'li kaynaklar gösterip çektiler veya işte efendim sadece şöyle bir dolaştırdılar. Bize teslim etmediler diyor. Cumhuriyet'ten bir haber Selda Güneysu imzalı. MHP lideri Bahçeli bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Bunun perde arkası CHP'lerle ilgili de fezlekeler gelecekmiş efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teröre destek gerekçesiyle yargılama başlayacakmış HDP'lilere dönük. Ancak siyasi partiler yasası değiştirilerek yasaya terörle iltisaklı partiler ibaresi konacak ve CHP'li vekillerin de fezlekeleri gündeme getirilecek diyor haber. Orada harekat başarılı olunca medyaya Hulusi Akar fotoğrafları verilecekti ama fiyasko olunca ee, Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanının fotoğrafları e, paylaşıldı diyor. E, dikkat edilirse Bakan Akar ve komutanlar e, Suriye sınırında harekatı bizzat yönetti fotoğrafı Hulusi Akar. Ön, ön planda fakat harekat başarısız olunca e, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler e, ön plana sürülüyor. E, çok ciddi bir e, idrar yarışı var Ankara'da. E, gerek Erdoğan, gerek Hulusi Akar ve gerekse işte Süleyman Soylu cephesi arasında ve artık e, mızrak e, çuvala e, sığmıyor. Ergun Baba'nın paylaşmış. Süleyman Soylu'nun sözcüye yerleştirdiği ekip Hulusi Akar'ın gare söylemlerini boşa düşürecek haberler yapıyor. Sarayda kavga büyük, çatlak var diyor. Düşünebiliyor musunuz? Artık e, soylucular, akarcılar, Erdoğancılar falan gibi ve işte soylu bir gazetene, bir gazeteye bir ekip yerleştirmiş ve onun üzerinden bir propaganda yapıyor. Olaya bakın yani. Gam yok, keder yok. Bu başlıkları artık bununla propaganda yapmayı amaçlıyorlardı ama ellerinde patladı olay. Olay ellerinde patladı. İnlerinde bulacak geberteceğiz falan. Yani şu anda hala bugün itibariyle 3. 4. gün hala iktidar basını Erdoğan medyası köpürtmeye çalışıyor ama artık yürümüyor yani. Yürümüyor. İşte hala o kadın kadıncağızı kullanıyorlar. Başkanım oğlumun intikamını al kanının her damlası namusumuzdur filan. Gara için her şeyi yaptık e, güzel bir başlık. Yani her şeyi yaptık ama olmadı. Yediremedik başlığı bu. Türkiye'den gelsin. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın çabaları, ikna çabaları olmadı yani. E, esasen planlanan Türkiye'de bir dönüm noktası olmasıydı. Gara opera, operasyonunun öyle olmadı. Özlem Zengin bunu iki gün önce böyle açıklamıştı. Nasıl olacaktı? İktidar muhalefet bir araya gelecekti, bir ortak bildiri açıklanacaktı ve tutuklamalar, gözaltılarla yeni bir terörle mücadele dönemi başlatılacaktı. Ama olmadı. Doğu Perinçek öyle her 13 kişi öldüğü zaman ulusal yaz ilan edilmez demiş. Öyle işinize geldiği zaman ilan edersiniz, işinize gelmediği zaman etmezsiniz. Bakın Twitter'da dolaşan bir fotoğraf çok hoşuma gitti. Doğu Perinçek, Batı Perinçek. Evet. Esasen Muharrem İnce de, e, Muharrem İnce içinden de bir perinçek çıktı yani. E, bir taraf doğuysa öbür ben de batıyım diyor. E, gerçekten e, bu da enteresan. E, doğru, doğru ya doğru yani. Muharrem başkanlığındaki bir Türkiye nasıl olurdu? Düşünelim mi yani? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Doğu perinçek, batı perinçek. Erdoğan'dan 13 şehidimizin sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır diyen Kılıçdaroğlu'na ya sen ne yüzsüzsün terbiyesiz herif cevabı gitmiş veya tepkisi gitmiş. Böyle ağır ağır konuşuyorlar ondan sonra da yan yana geliyorlar. Yani birisi bana ne yüzsüzsün terbiyesizsin falan filan diyecek de ben bir daha onunla aynı ortama gireceğim elini sıkacağım veya onun gönderdiği adamlarla görüşeceğim. Yani, milli, yani bu muhalefet çok naif yani. Çok 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 naif. Esasen burada şu da var. Ben sana iki bakanımı gönderdim ve ona rağmen çıktın operasyonun sorumlusu Erdoğan'dır dedin. Peki soru kim olacak operasyonun sorumlusu? Yani e, Türkiye'de Türkiye bambaşka bir hal aldı bunların elinde. Başarılı şeylerde e, sorumluluk bunların, kötü giden şeylerde sorumluluk muhalefetin, şunun bunun, şu örgütün bu örgütün. Kimin olacak peki yani? Senin yani ülkeyi kim yönetiyorsa onun yani. Ömer Çelik de kükremiş Kemal Kılıçdaroğlu'na şehirler üzerinden kirli siyaset falan. Şehirler üzerinden kirli siyaseti yapan sizdiniz. Ama şimdi tabii elinizde patlayınca bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu, HDP yani. Yeni Yaşam soruyor. Gare soruları. Alıkonulan asker ve polislere ilişkin iktidar neden 6 yıldır herhangi bir girişimde bulunmadı? İŞİD'in elindeki rehineler için pazarlık yapılırken neden PKK'nın elindeki asker polisler için yapılmadı? Aileler 6 yıldır tüm partileri ziyaret etmesine rağmen özellikle iktidar partisi neden olumlu karşılık vermedi? Alıkonulanların tutulduğu kampa yönelik neden uçak helikopterlerle ağır bombardıman yapıldı? Alıkonulanların nasıl yaşamını yitirdiğine dair bağımsız kurulların inceleme yapmasına izin verilecek mi? Erdoğan'ın önceden duyurduğu çarşamba müjdesi neden açıklanmadı? Müjde operasyonla mı ilgiliydi? İktidar emrini verdiği bir operasyonun sonuçlarıyla ilgili hesap vermezken neden HDP'yi suçluyor? En önemlisi hükümet bu operasyonla ilgili sorulan sorulardan neden bu kadar rahatsız oluyor? Ölümlerin sorumlusu saraydır demiş bir gün. Öyledir. Bir gün yazdığı için söylemiyorum. Ölenlerin sorumlusu, operasyonun sorumlusu, bir numaralı sorumlusu siyasi iradedir bu kadar. Ve herkes çekildiğinde... Bir mezar ve mezarın başında bir baba. Budur Türkiye gerçeği. Kırmızı beyaz çiçeklerle süslenmiş bir mezar. O çiçekler üç güne kadar solacak ve o mezar ve başındaki şehit babası Türkiye'nin yalın gerçeğidir. Herkes evine döndü ama bu fotoğraf gerçek. Eser Karakaş paylaşmış. Gare türü operasyonlarda başarısızlıklar normaldir. Kimse yasal olarak yargılanmaz ama adam gibi devletlerde haysiyetli operasyon sorumlusu devlet adamlığı ünvanı adına istifa eder. Biz de bakalım böyle haysiyetli yönetici operasyon sorumlusu çıkacak mı? Sizce demiş. Cevap belli hocam. HDP 22 yılda 350 kişi kurtarıldı çünkü siyaset devredeydi diyor. Şeytanlaştırılan HDP birazdan geleceğiz. Evrensel operasyon muhalefete yöneldi manşetiyle çıkmış. HDP'den sonra sıra CHP'lilerde dokunulmazlıkların düşürülmesinin ardından teröre destek gerekçesiyle yargılama başlatılacak. Biraz önce okuduğum haber Selda Güney, Güney haberi ee, Cumhuriyet'te manşet. HDP'nin kapatılması elzemdir. Sabah birinci sayfadan Bahçeli'yi böyle görmüş. Aydınlık daha geniş görmüş Bahçeli'yi bir dakika bile beklenemez diyor hatta. HDP'nin kapatılması için Doğu çekin aydınlıkı. Türk-Kürt düşman HDP kapatılsın Akit manşet. Akit'le aydınlık görüyorsunuz aynı noktada buluştular. O arada aydınlık Akit gazetesinin karikatürü HDP'yi artık gömüyor yani. O da TV geri durur mu? 40 ilde terör örgütüne yönelik operasyon. Terör örgütü diyor. Kime? 718 kişinin gözaltına alınmasına. Gözaltına alınanlar kimler? HDP'liler. Terör örgütü eşittir HDP demiş Oda TV. Daha ne desin? Kimler yan yana? Onları getiriyorum. O arada Erdoğan'a açım diye seslenen kadın ertesi gün valilikte kameraların önüne çıkartılıyor ve tokum diyor. Aç değilim tokum. Allah devletimizden, valimizden razı olsun. O arada gurultu sesleri geliyor tabii. Evrensel sefer selvi karikatürü. Yine o arada çürük pazarındaki kuyruk korkusuzun manşeti. Fakirliğin gözü kör olsun. Yer İstanbul, İstanbul'un göbeği çürük ya da son kullanma tarihi gelmiş yiyecekleri ucuz alabilmek için dondurucu soğuklarda soğukta saatlerce titreyerek kuyrukta bekleyen vatandaşların görüntüsü. Gene Türkiye'den bir televizyon tartışmasından bir kare. NASA'ya roket motoru satabilir miyiz? Evet, Türkiye bu. Kerim paylaşmış zannımca diyor Türkiye'nin yıkımından Erdoğan iktidarı kadar bir iki birey hariç muhalefet de o derece sorumlu muhalefetten zerre umudum yok tek ümidim hapisteki on binlerce masum ve dışarıdaki yüz binlercesi sanırım masumiyetleri anlaşılınca ülkeyi ancak onlar düze çıkarabilecekler. Özgür Koca paylaşmış bu ülke çok kötü bir şey yaptı son yıllarda iktidara terörist tanımını hiç olmayan derecede keyfileştirme imkanı verdi. Bu bir kez içine düşüldüğünde çıkılması zor bir çukurdur. Ezilenlerin dayanışmasıyla belki. Düne kadar bugüne kadar neyse evvelki güne kadar iktidarın terörist söylemleri satın aldı, üzerinde tepinildi ve şimdi ya canım herkes mi terörist falan diyorsunuz ama geçmiş olsun, geçmiş olsun. Dün satın aldığınız söylemlerin sonucu bu. Vakara raporu re rekoru Karadeniz'de. Ee, ve şimdi bu haritayı Sağlık Bakanı paylaşmış Türkiye'den doğru yanlış bilemem Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı harita ee, şimdi dikkatinizi çekerim ee, Batı'da 100.000 kişide vaka sayıları 37'ler 55'ler 60'lar giderken Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de bunun 4 katı Batı'ya göre. Ordu'da 100.000 kişide 194, Giresun'da 184, Trabzon'da 228... Rize'de 202 filan ve Erdoğan buralarda kongre yapıyor. Tıka basa kongre yapıyor. Bülent Çelik çizmiş gazete pencereden kahvehanemizde parti kongresi yapılır. Ne yapsın? Müşteri bulamıyor. Bari diyor parti kongresi yaptırayım da böylelikle müşteri gelsin. Lebalep şovlar vakaları patlattı. Bir gün gazetesinin haberi. Evet, bunun büyük bir katkısı var. Lebalep Koş kongre salonu ağzına kadar dolmuş İbrahim Özdabak karikatürü Yeni Asya'dan. Bu da Emre Ulaş karikatürü kongrelerimizden sonra TMM'ye kardeş geldi. Temizlik, maske, mesafe ve lebalep. Le, lebalep. Evet. Durum bu. Esasen bu Lebalep'in sırrı da Özer Sencar'ın tweetinde saklı Metropol Başkanı Profesör Doktor Özer Sencar diyor ki Ocak araştırmasına göre kararsızlar dağıtılmadan ki bence dağıtılması hele bu dönemde hiç doğru değil çünkü kararsızlar esasen bir anlamda oyunun rengini açıklamak istemeyenler grubu. İktidarın oy oranı yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı %37, muhalefetin Millet İttifakı'nın oy oranı 43, kararsızlarsa 18. Ve iktidar bunun için lebalep kongre yapıyor, bunun için gare üzerinde tepiniliyor, bir e, zafere ihtiyaçları var ve bunun için e, bu kutuplaştırma siyaseti güdülüyor. Sınırlarımızın dışından enteresan bir haber paylaşacağım. Bu burası Amerika, Amerika'nın Texas'ında çok ciddi bir enerji darboğazı var. Hava e, koşullarına bağlı olarak haberi. E, Docevele'den okuyacağım. Aşırı soğuklar Amerika ve Meksika'da can aldı ama gaz ve elektrik kesintilerine yol açtı diyor. Ee, Amerika'da çok ciddi bir sorun bu ve şu anda bütün e, lokal televizyonlar ve basın da bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda. Texas'ta bir arabada sığınmaya çalışan, çalışan bir kadın ve küçük bir kız egzoz gazından zehirlenmişler. 20'nin üzerine çıkmış ölü sayısı. Houston'da iki evsiz insan donarak ölmüş. Texas nispeten sıcak bir bölgedir. Houston zaten güneyde hayli e, sıcak olması gereken yani mev e, Amerika'da Sıcak kuşakta yer alan bir bölge tıpkı Miami, Florida gibi, California gibi fakat enteresan bir şekilde mevsim normallerinin çok üzerinde soğuk dondurucu bir hava ve bundan dolayı da çok ciddi bir enerji darboğazı var. Elektrik kesintileri var, gaz kesintileri var ve internet kesintileri var. İnsanlar haberleşemiyorlar, insanlar evlerinde üşüyorlar ve nispeten ısınabilecekleri yerlere doğru gitmeye çalışıyorlar. E Texas, Kentucky ve Missouri'de olumsuz koşullara bağlı trafik kazaları ölümsüz, ölümle e, soluş, sonuçlandı diyor. 4 kasırga meydana gelmiş. Meksika'da da ölümler var. E, Salı gecesi yani dün gece Amerika'da 3,5 milyondan fazla hane ve iş yerine elektrik e, verilemedi diyor. Gaz hatları donmuş. Gerçekten e, çok ciddi bir e, sıkıntı var Amerika'da ve Amerika bununla mücadele etmeye çalışıyor. Bu haritada ağırlıklı olarak Texas eyaleti dikkat çekerken farklı eyaletlerde de bu sıkıntıların olduğu gözleniyor. Yani mesela Amerika'nın batı kıyısında da, doğu kıyısında da veya bir koridorda da Teksas'a uzanan bir koridorda da benzer sıkıntıların olduğu gözleniyor. Bakalım iş nereye gidecek? Amerika şu anda bu konuyla e, cedelleşmeye çalışıyor, çalışıyor. Ağırlık Texas'ta bunu Oregon, Louisiana, Virginia, Kentucky, West Virginia vesaire takip ediyor. Bakalım e, iş nereye gidecek? Bu da e, sınırların dışından olmasına rağmen, gerek Avrupa sınırlarının gerekse Türkiye sınırlarının dışında olmasına rağmen günün dikkat çeken gelişmesiydi. E, vermemek olmazdı. Evet, bu gelişmelerle ve bu bilgilerle bu kurislerle bu haberlerle bir manşeti daha noktalıyoruz. 18-19 dakikayı geri, geride bıraktık zaten. 20-25 dakikada programın tamamlanması ideal süre. Ee, yarın, e yarın perşembe günü güne bakış günü Turan Görür Yılmaz'la. Cuma günleri manşete biraz ara verdik. Ee, evet beklediğinizi biliyorum ama cuma günleri yeni bir program başlattık. Özgür Düşünce. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Özgür, Özgür Düşünce Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile birlikte yaptığımız Özgür Düşünce 200 bin seyirciyi aştı. Daha ilk programda çok büyük bir ilgi oldu. Teşekkürler. Bu hafta daha büyük ilgi bekliyoruz. Ee, ve e, cuma günü Özgür Düşünce'de buluşma umuduyla huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.